Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği ve Genç Edad'ın organize ettiği Master Dent yarışmasında ikinci etaptayız. İkinci etap biraz daha zorlu olacak. Çünkü artikülatörlerimiz var. Bu artikülatörleri önce demonte hale getirdi Tonguç Hoca. Bunları toparlamalarını ve tekrar birleştirmelerini isteyeceğiz yarışmacılardan. Alexa'nın Dynart modeli artikülatörlerini önce yarışmacılar birleştirecek. EduDent'ten aldığımız modelleri bu artikülatör üzerinde yerleştirmeleri isteyeceğiz. Doğru yerleştirmeleri çok önemli. Temizlik tabii ki çok önemli ama en önemlisi tabii ki artikülatörün doğru kullanımına bakalım ne kadar biliyorlar. Bunu hep beraber göreceğiz. Yarışma başlasın. Artikülatöre modelleri bağlamadan önce artikülatör ayarlarını doğru yapabilmelerini bekliyorum. Bir, yani kondilyolu eğimini ben bozacağım. Onlar doğru kondilyolu eğimi ayarını yapacak. Artikülatörün ayarlanabilme kapasitesine göre. Oklüzyon düzlemini artikülatöre doğru aktarmalarını hem açı olarak hem pozisyon olarak bekliyorum. Dikey boyut çubuğunu doğru yapmalarını bekliyorum. Temiz yapmalarını bekliyorum. Master Dent'in ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün ikinci etapımızda artikülatöre alma aşaması var. Sevgili yarışmacılarımız önlerindeki malzemelerle modelleri bakalım artikülatöre doğru bir şekilde bağlayabilecekler mi? Ve hemen jürimizi tanıyalım bu etabın. Profesör Doktor Tonguç Sürüm ve Doktor Öğretim Üyesi Selim Çömelekoğlu var. Hemen sözü onlara bırakıyorum. Nasıl değerlendirecekler, yarışmacıları ne diyorlar onu öğrenelim. Buna göre etabımıza hızlıca başlayalım. Evet, söz sizde. Ya şimdi şöyle, interkuspal pozisyonu çok iyi bakmanız lazım. Hangi, ne zaman nereye koyacaksınız? Çünkü elimizde kapanış yok. Alçının kıvamını kontrol edeceğiz. Bir de vazelini ne zaman nerede kullanacaksınız? Bunların hepsi çok önemli bizim için. Ama bu işin üstadı tabii ki Tonguç Hocam var yanımda. Kendisinin yorumları daha önemli. Artikülatöre bağlama dedin ama bu artikülatöre bağlama değil. Artikülatörü sıfırlama, artikülatör ayarlarını ortalama değere getirme, ondan sonra artikülatöre bağlama. Hocam gördük. Ben size küçük sürprizler yaptım. Gördük ki bütün artikülatör parçalarını birbirinden ayırmışsınız. Her yarışmacıda özel şeyler görüyorum. Şimdi onları başta ilk önce düzgün hale getirecekler. Ondan sonra artikülatöre bağlama işine geçeceğiz. Hocam siz ayırırken görmediler mi? Neyi ne zaman çıkarttınız? Tekrar hızlı yaptım. Hazır mıyız? O zaman... Hadi. Önce artikülatörlerinizi ayarlayın. İlk önce bir göreyim artikülatörü nasıl ayarlıyorsunuz. Oradan da not vereceğim. Arkoncu. Lateral kondilyolu eğimini kaç yapıyorsun? 10 yaptım. Hocam burada lastikten bir destek mi olmuş kendince acaba? He? Lateral kondilyolu eğimi... Bozmadan. 10 mu? Hı hı. Bir daha bak. 15'e emin miyiz? Bir range'i kabul ediyorum. Peki. Peki dikey boyut çubuğuna bak. Sen ayarladın mı? Evet hocam. Aferin. Şimdi ayarladım. Ne oldu? Ne olmuş hocam? Bu da 10 yapmış. Niyat etti 10. 10'da evet. Bırakmaya. Ya 10 diye çalış. Olur yani. Kabulümüz. O zaman jürimizin onayıyla beraber süremizi başlatıyoruz. Yarışmacılarımız hazır. 30 dakika süremiz başladı. Bu işi yaparken oturmak zorunda değilsiniz. Yani otururken bazen zor olabiliyor. Oturması mı doğru yoksa ayak? Burada neyi yaptıklarına bak. Otururken örneğin alçı karıştırmak bayağı zor olabilir. Ben hiçbir teknisyen görmedim alçı karıştırırken oturan. Alman teknisyenler belki oturuyordur. Hayır, Alman teknisyenler makinede karıştıkları için onlar kalkmak zorunda değil. Ama bolde karıştırıyorsan kalkmak zorundasın. Böyle karıştır. Bir de tabii lavaboda yok ya. Peki hocam, kapanışı oturtmada problem olur mu ayakta? Nasıl? Otururlarsa kapanışı oturtmada problem olur mu? Sanmıyorum. Zaten direkt pozisyonuna geliyor hepsi. Şimdi artikülatör bir kullanımlık değil çocuklar, biliyorsunuz. O yüzden bunu defalarca kullanacağınızı düşünürseniz klinikte veyahut da laboratuvarda. Heyecan. Daha önce yapman gereken bir şey var. Aynen. Ben şimdi onu söyledim zaten. Şimdi ondan bahsediyordum İbrahim. Bir de bir şey daha var. Önünüzdeki malzemelere bakın. O malzemeler büyük ihtimalle kullanın diye orada. Evet Dilara. Hocam eldiven bekliyorum. Eldiven geldi. Eldiven. Şey yapmadım, evet. Süre akıyor.
Çocuklar, bu artikülatörler değerli artikülatörler. Bunu uzun süreler kullanacağınızı düşünün aklınızda. Onu bir hareket edin. Sinacığım, herkes 5. sınıf mı? Herkes 5. sınıf değil, 4. sınıf da var bir iki tane yarışmacımız. Kim 4? Ben 4'üm. Maşallah, süper. Diğerleri 5. sınıf. Valla ben gurur duyuyorum hepinizde. Hele 4. sınıfta buraya gelmek, bir yarışma katılmak. Kamera kolay iş değildir, kameranın karşısına geçmek. Cesaretlerinden ötürü tebrik ediyoruz. Cesaret olduktan sonra rahat hareket edin lütfen. Bana bakma, ben sana bakacağım. Gözünle koyduktan sonra alçıyı suyun üstüne, onu nasıl bir şey yapıyorduk? Ezmem gerekiyor. Ne kadar şimdi bak, alçıyı karıştır. Peki ne kadar koyacağını nasıl hesapladın alçıyı? Tamam. Hocam kıvamına göre... Ama ne yapıyorduk? Önce alçıyı koyuyorduk, şurada belli bir küme olarak çıkacaktı. Ondan sonra şöyle şöyle yapıp kontrolümüzü yapıyorduk değil mi? Mesela onun hocam, kıvamı çok önemli, ben söyledim size. Evet, su çok... Suyu güzel akıyor İstanbul'da bu ara, onu mu demek istedin? Arkadaşlar, suyunun fazla olduğunu düşünen varsa bir tane bol bırakıyoruz. Suyunu buraya hafifçe dökerler. Temizlik de önemli bence, önünüzün temizliği. Tabii temizlikten de bir puan alacaklar herhalde. Tabii. Ne kadar? Suyu koyabileceğimiz bir bardak falan bir şey yok değil mi? Onu daldıracağım direkt çünkü. Devirebilirsin, yani dökebilirsin. Su 30 dakika sonunda kurur, merak etme. Yeter ki su dökülsün. Yarışmacı ayağa kalkıyorsa stres var demektir. Bakabilir miyim lütfen? Gerginlik. Efendime söyleyeyim, bir artikülatörü alamama heyecanı. Biraz daha bağlayamamsam ne olur? Bence olabilir. Opsiyon dizlemi nerede olacak? Kesici pin ne işe yarıyor? Neye göre bağlayacaksınız? Opsiyon dizlemi nereye paralel olacak çocuklar? Duyuyor musunuz beni? Kime? Ne belli. Frankfurt. Cevap veren ekstra puan alabilir arkadaşlar bu soruları. Frankfurt horizontal düzlemi ya da bu artikülatörü tamam. Kapattığımda nasıl çok güzel tablo ve yere paralel olacak şekilde. Aha. Onu nasıl belirleyeceksin artikülatörde bağlarken? Onu bu dikey fırçım. İşte böyle bir şey, yarışma böyle bir şey. Ama artikülatör bu yani, birazcık böyle saçacağız, dökeceğiz. Hocam, ilk yarışmacılarımızdan bir tanesi alçısını koydu ama bir kıvamına siz bakın isterseniz. Ben baktım. Evet, yorum da yaptım kendisine. Biraz bekleyeceğim katılaşmasını zaten. Katılaşma. Bak, böyle laf ediyorsun hocana. Ay, katılaşmayı daha çok yumurta için. İşte o yüzden dedim, böyle laf ediyorsun hocana şey yap dedim ama. Alçı biraz rafadan olmuş yani. Sanki. Ekmek var mı arkadaşlar? Lop alçı. Lop alçı. Sürenizi hatırlatmak istiyorum. Alttaki alçınız ne kadar geç sertleşirse o kadar üstte sıkıntı yaşama ihtimaliniz var süreyle ilgili arkadaşlar. Şimdi işin üstadı olunca uzaktan kesmek bakmak yeterli sizin için tabii hocam. Ayakta durmakta yoruluyorum. Artikülatörün sesi uzaktan hoş gelir diyebilir miyiz? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin gidişin bir ondan koyacaksın, bir su koyacaksın. Bir ondan koyacaksın, bir su koyacaksın. Kıvamı sen. Yok hocam, ben kıvamını şu an bundan sonra tamam. Diyorsun. Evet. Alçı karıştırırken artikülatöre bile bağlayacak olsanız, alçı hep aynı yönde karıştırılır. Kristal yapısını bozmamak için. Alginat karıştırır gibi karıştıramazsınız yani. Bunlar hep puanlara yansıyacak. Tabii. Aynen. İlk yarışmacımız yine artikülatörünü yerleştirmek üzere. Bakalım oklüzyon düzlemini nasıl belirleyecek, ben çok anlamadım. Ben de. Yok yok, olmadı. Biraz sığ kaldım. Ama ben sana ne dedim? Evet, biraz katılaştır dediniz. En baştan bir hata yaptın. Evet, biraz katılaştıracağım. Hani söylemesem? Hocam haklısınız. Yedek eldiven alabilir miyim acaba? Small, evet. Şuraya bir kutu koyalım olmazsa. Bir eldiven kutusunu buraya alır mıyız? Small ve medium'u getir buraya. Buradan ben vereyim. Arkadaşlar, oklüzyon düzlemi için minik bir detayı atlıyorsunuz. Önünüzdeki malzemelerden. Hayır, şey yani, o bir tool. Eğer onu kullanmadan da becerebiliyorsa ne hala? İş. Hocam, paralar getirmeye çalışıyorum.
Ne yapıyorsun Yasemin? Kule mi yapıyorsun? Hocam evet, kenara yayılacak diye tamam aldım. Biraz koysam bastırınca kenarları dağılacak diye hocam. Kötü mü düşündüm? Hocam kaç dakikanız kaldı? 15 dakikanız var. Çok çabuk geçti zaman. Çok çabuk geçer. He. Alçı da çabucak sertleşiyor hocam. Tarihsizlik var o konuda yani. Lütfen heyecan yapmayın. Çocuklar şey gibi düşünmeyin yani, ama artık götüre bağladık biz. Nasıl işimizi görür? Onun tabii bir güzelliği şıklığı da olsun değil mi? Kesici pinin ne işe yaradığını biliyorsunuz değil mi çocuklar? Neyi kesiyor hocam kesici? Olacak gibi mi, ne diyorsun? Olur hocam, olur, merak etmeyin. Olacak, hadi bakalım. Yalnız kendine güven bir numara. Çok iyi ya. Hocam işte yeni jenerasyon. Tabii ya, biz yani doktor yaparken bile biz kürsü içi seminer yapacağımız zaman 3. 4. senede titrerdik. Hocam ben de titriyorum. Onun yok, problem yok. Ben içten titriyorum. Kamera ışık olay değildir çocuklar. Modeldeki dişlerin yani oklüzyon düzleminin tam nerede olması gerektiğini niye bu kadar hisselle söylüyorum? İnterkaspa pozisyonu dikkat etmemiz için. Artikülatörün bir mekanizması var. Evet, açılış kapanış. Belli bir ortalamaya göre hareket ediyor. Bir tek açılış kapanış mı? Lateral hareketler de var. Peki bu artikülatörü almadan başka daha doğrusu nedir? En baştaki hani arkadaş biliyordu. Böyle hastada biliyordum. Bir şey yapıyoruz. En azından teorik olarak ama biliyorsunuz. Ama onu söylediniz en başta, yok efendim falan dediniz. Hocam? Hani bir en başta bir aparat. Yüz arkı alayım mı? Yasemin ilk baştan söylemişti onu zaten hocam. İyi, aferin Yasemin. Teşekkürler hocam. Yüz arkı ile yapmazsak ne olur? Sen ne yaptın? Tuz mu ektin abim içine? Ne yaptığımı bilmiyorum şu an. Lütfen ya, rahat olun. Hastanın tam kondilyolu eğimlerini yansıtamıyoruz. O yüzden şu an şey yapıyoruz. Ortalama değerleri kullanıyoruz. Yüz arkı kondilyolu eğimi. Sizce? Yani maksillanın eğimini veriyordu ama. Ha, o ne işe yarıyor? Uzaysal dizlemde konumunu mu veriyor? Böyle hareket ediyor ya artikülatör. Evet. Böyle hareket ederken şu yaptığı çizdiği yay... Çene nasıl bir hareket yapıyorsa artikülatör de tam böyle bir hareket yapar. Yani orada karşılıklı gelen dişlerin tüberküllerinin lateral hareketle birbirinin üstünde kaymasını doğru yaparsınız. Alt modeli bağladı. Üstünü hazırlıyor. Alçının sorunu nedir çocuklar? Alçı ekspanse mi olur? Büyürken genleşir. Olur? Genişler. Genleşir. Genleşirse ne olur? Artikülatöre bağlıyorsunuz. Alçınız genleşti. Ne oldu? Dikey boyutçuğumuz kapanmaz. O zaman onu da hesaba katarak ne kullanacaksınız? Lastik kullanacağız. Bir yerde daha lastik kullanacaktınız ama onu atladınız hepiniz. Şu yanlardaki çentikler var ya, bu çentikler ve şuradaki çentik dikey boy çubuğun üstündekinden üçgen oluşturacak şekilde bir lastik gelmeniz gerekiyordu. Böylece oklüzyon düzlemini yandan ve önden görüp o lastiğe paralel yapacaktınız. Bir bol daha ister misin? İsterim hocam. Burada önünüzde var şurada bir tane. Arkadaşlar son 8 dakikanız. Sizi strese sokmak istemem ama. Arkadaşlar bütü yok. Onu hatırlayalım. Yok. Büt yok. Bağladınız, bağladınız. Yani bence bu son 8 dakikayı alt üst artikülatöre bağlayıp aşağı yukarı sertleşmiş bir alçıyla teslim etmeye ayırın ki basic puanı oradan alacaksınız. Yarım bırakmış olmayın. Tabii belki temizleyen son yaparsınız. Tamamlamış olun. Falan.
Sertleşirken temizlik yaparsınız arkadaşlar. Sen de biraz stres yoğun galiba. Yo, hepsinde yoğun ama ben niye yoğunda yapmayın çocuklar bunu. Hiç alçık karıştırıyorsun ya, sıkıntı yok. Sakin. Çok güzel gidiyorsun. Nuri, demin hocan sana bir şey söyledi. Hep aynı yönde karıştırmam mı hocam? Evet. Özellikle sana bakarak söyledim. Söyledi de ondan itibaren aynı şeyi Nuri yapmaya devam etti. Bayağı aşina tutup karıştırıyor. Tamam, bunu hatırlamayabilirsiniz ama hocanız burada uyardı size. Sen gelmeden çalışmış gibisin. Öyle mi gözüküyor? Bir denemişsin. Video izledim. Video doğru mu peki sence? Her video? Olmayabilir. Ama yani klinikte her video de, klinikte de buna benzer şeyler klinikte yaptığımız için. Hastalar çünkü o videoya bakıp geliyorlar. Hocam artık ötöre doğru almamışsınız modellerini diyen bir hasta oldu mu hiç? Böyle obsesif hastalar oluyor. Yok, olmadı. Son 5 dakika bu arada arkadaşlar. Artık ufaktan panik yapmaya başlayabilirsiniz. Herkes bir yere geldi. 5 dakika yeterli bir zaman gibi gözüküyor şu andan itibaren. Bence de. Yani bu kadar strese girmenize gerek yok. Sona doğru ilerliyorlar. Evet. 4 dakika kaldı arkadaşlar. Herkes zaten bitirmeye iyi gidiyor. Bundan sonraki etaplar da var. Hiç moral bozmaya gerek yok. Sen büyük ödül istiyorsun gibi. Evet, bunun için geldik. Peçete rica edebilirim. Peçete, hemen verelim. Burada. Teşekkür ederim hocam. Arkadaşlar, teselli ödüllerimiz de var, hiç merak etmeyin. Sponsorlarımızdan GC var. Birer kompozit tüp isteriz herhalde. Yaktın sen beni. Kaç dakikamız kaldı? Son 1,5 dakika kaldı. Herkes son toparlamalarını yapsın arkadaşlar. Masalarınızı, artikülatörlerinizi özellikle puanlayacak. Tonguç Hoca temizliğe çok önem verir. Selim abi de öyle. Böyle düzgün düzgün. Tonguç Hocam notlar alıyor. Yasemin çok hazır bir şekilde temizledi. Bitiriyor. Son 1 dakika arkadaşlar. 35 saniye. Normal. Normal. Yani şöyle düşün Sinacığım, yani ikinci sınıftayken yaptı. 2 sene geçti. Orada 3 sene geçti. 3 sene geçti ama bu temel bilgiler var tabii. Almaya kalksam biz bile zorlanırız. Tabii. Bazen. 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 Süremiz son 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Herkes ellerini kaldırsın lütfen. Evet. Bitirelim. Ve bitti. Evet arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Teşekkür ederiz. Artikülatörler çok güzel görünüyor demek isterdim ama bakalım kaç puan alacaklar. Güzel artikülatörler var. Fena değil. Herkeste ufak hatalar var ama bakalım genel toplam puanlama önemli. Önemli olan bütün herkesin ne yaptığı. Sıralama önemli. Onguç Hocam, Selim Hocam kısaca inceliyor. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Ve diğer grupla beraber birinci grubun sonuna geldik. Şimdi ikinci gruba başlayacağız ve onlarla beraber devam edeceğiz. İkinci etapta görüşürüz.
Artikülatör almayalı bayağı bir olmuştu demiştim bir önceki röportajımda. Artık bayağı bir olmadı. Bir 5-10 dakika falan oldu. Ve kötüymüş. Onu görmüş olduk. Yani bir preklinikte musluğun altına sokuyoruz. Haşır uşur yıkıyoruz. Burada öyle bir şey yok. Elimi bir bole batır, bir oraya batır, buraya çıkar. Bayağı bir pislettim, dağıttım ortalığı. Dumur ettim diyebilirim. Yani benim için çok böyle iyi bir etap olarak geçtiğini düşünmüyorum. Hani evet, teorik olarak bir şeyleri ayarlamaya çalıştım ama temizlik konusunda sınıfta kalmış olabilirim. Böyle masa hazırlanırken sonrasında Tonguç Hoca'nın böyle artikülatörü birazcık dağıtması falan beni biraz strese soktu. Sonrasında hazır mıyız dediklerinde hayır cevabı verdim ama daha doğrusu birazcık hazır olmaya çalışıyordum. Birazcık daha zamana ihtiyacım vardı. Şöyle düşünün, bu işi yaptınız, sonra klinikte hasta bakacaksınız, hasta içeride bekliyor. Çok alçı kullanmak artikülatöre bağlarken ile kararında kullanmak arasında ne gibi bir fark olabilir? Herkese yetecek kadar karıştırdım arkadaşlar. Alçı bıçağı var, o ne işe yarıyor? Elle daha estetik olur gibi değil. Peki. Sen hadi devam et, vaktin yok ki öyle etrafına bakarak. Dikkatin dağılmasın. Arkadaşlar birbirinize beklemeyin, birbirinize yarışıyorsunuz. Alçılarınızı alın, birbirinizi itin. Tınar, sen evde böyle dağınık mısın? Hocam değilim ama şu anda. Ya yani şuraya ben parmağımı silsem fark eden bir şey olmayacak. Artikülatör etabının bu kadar zor geçeceğini beklemiyordum açıkçası. Normalde bu kadar dağınık değilimdir. Yani preklinikte de böyle değilim ama bilmiyorum, biraz fazla oldu. Devam edin arkadaşlar, süreniz devam ediyor. Sen bunu burada artikülatör mundar edip atarsan... Hocam bence oldu gibi ama. Kıvam biraz sulu ama olsun, menemen tarzı gider yani. Bundan önceki gruba Selim Hoca 1 dakika ekstra vermişti. Doğru mu? Ama buraya pek niyetim yok gibi sanki. Sen vazelin kullandın mı? Yok. Hayır. Tamam. Neden kullanmadın peki? Bana da biraz tüyo verir misin? Bana bakma, işine bak. Benden bir şey... Beş, dört, üç, iki, bir. Elleri kaldıralım arkadaşlar. Eldivenlerimizi çıkaralım güzelce. Hepinizin eline sağlık.